Ne oluyor lan? Ulan alt tarafı bir cenazeye gidiyoruz. Şu kadının bavula doldurduğu şeylere bak ya. Ne bulduysa tıkmış içine. Hakikaten çık, baba. Çık. Ne var bunun içinde ya? Çık. Yoksa Sinop'a eli boş gitmemek için ceset mi götürüyorsunuz ha? Var. Şu ananın her türlü mahareti var ama kesinlikle bavul doldurmayı falan bilmiyor ha. Ben ne zaman bir yere gitsek bavulla güreşiyoruz anasını. Sattım. Bu böyle olmayacak baba ya. En iyisi Sıdıka şişkosu gelip otursun bavulun üstüne. Ne şişkosu be? Asıl sen kendine bak tomruk. Laflarına dikkat et Sıdıka. Bak babamlar gidiyorlar. Önümüzdeki 3 gün boyunca seni elimden hiç kimse alamayacak. Ayrıca şişkosun sen kızım. Oğlum bırak şimdi Sıdıka'ya laf yetiştirmeyi de şu bavulu kapatalım ya. Çök. Tamam, hadi. Anacığım şunu da koyuver bavulu ha. Sıcak sıcak giyeriz orada. Lan Sinop'a Neşe Erberk ajansı adına defile yapmaya mı gidiyoruz? Daha ne giyeceğiz be? Gündoğan'a kime defile yapacağız ayol? Hava soğuktur diye getirdim ben bunu. İçine giy o zaman. Zaten bavul kapanmıyor. Aa, olur mu canım? Otobüs sıcaktır. Pişik yapar sonra. Her tarafı kaşındırır hatır otur. Hadi kalk. Çekil. Biz kapatırız. Siz çekilin bakayım. Sıdıka gel kızım sen şuraya. Gel çocuk sen. Otur bakayım sen şuraya. Bana bak Samim. Akşamları dükkanın kepengini indirmeyi unutma. Hırsız mırsız girer sonra ha. Merak etme baba ya. Hırsız girse bile emlak dükkanından ne çalacak ki? Yani en fazla halamın ballarını alır o kadar. Ne demek ne çalacak oğlum? Bir sürü evin anahtarı var dükkanda. Adam bir dükkana girmekle 11 ayrı eve girmiş olacak ya. Amma yaptın baba. Boş evde ne çalacak peki? Ulan evlerden 2 tanesi mobilyalı. Ne çalacağı var mı? Aa, vay canına. Ben bunu hiç düşünmemiştim baba. Sıdıka, biz yokken şoh benden falan zehirlenmeyin, değil mi çocuk? Sonra dış kapının ışığını mutlaka açık bırakın Sıdıka. Tamam, efendime söyleyeyim, eve yabancı birisini almayın çocuk. Sakın takside falan girmeyin Sıdıka, boş kağıda da imza atmayın. Hani abim biraz salaktır da, hani eve sen sahip çık diye söylüyorum Sıdıka. Peki yani, siz yokken uygun bir kısmet çıkarsa onunla da evleneyim mi? Ha? Dalga geçme kız anneyle. Peki arabanın anahtarını vermeyecek misin baba? Ne yapacaksın oğlum arabanın anahtarını? Bak ben bile kullanmıyorum da otobüsle gidiyoruz Sinop'a. Ama sen uzun yol diye kullanmıyorsun baba. Yani belki acil bir durum olur. Şöyle kısa mesafeli bir patinaj çekmek gerekir. Hı? Olmaz dedim. Acil bir durum olursa ambulans çağırırsınız. Numarası 112. Araba katiyen yerinden oynamayacak. Zaten giderken tebeşirle çizeceğim tekerleklerin yerini. Safiye kız. Hadi otobüsü kaçıracağız hadi ya. Tamam Zekeriya ya tamam. Sen de ne diye aldın ki sabahın köyüne binmeleri. Ah. İnsan 2 ayağı bir pabuca giriyor ayol. Oldu. Ya ne yapsaydım? Cenaze ikindiği mütakip kalkacak. Sen sabahın köründe kalkamıyorsun diye rahmetliyi derin dondurucuda saklayacak değiller ya. Tövbe tövbe. Aman abuk subuk konuşma Zekeriya. Tamam gidiyoruz işte. Ay şu siyah çekilin kenarına.